Yine merhaba sevgili arkadaşlar. Sınavlara hazırlanma sürecinde çok sık karşılaştığım sorulardan birinin cevabıyla bugün birlikte olacağız. Present Perfect Simple mı kullanmalıyım yoksa Past Simple mı kullanmalıyım? Zaten özellikle sınavlarda çok sık sorulan iki zaman yapısı bu. Karıştırıldığı için de Present Perfect Simple bizim dilimizde olmadığı için belli zorluklar yaşatıyor açıkçası anlaşılma süreci önce e, genel olarak bu ikisi arasındaki farkı vermeye çalışacağım. Daha sonra bu ikisinin nasıl kullanıldığını gramer olarak çok basit bir şekilde bahsedeceğim. Arkasından zaman yapıları ve en son alıştırmamızda alıştırmalarımızı iyice derinleştireceğiz bilgimizi. Şimdi bir bakalım önce genelde farkları neler bunların? Present perfect simple dediğimiz yapı yani perfect tense dediğimiz yapıda dikkat edeceğimiz şey geçmişte başlamış ve hala devam eden, bitmemiş olaylarda kullanıyoruz daha çok biz. Yani geçmişte başlayacak. Hala devam edebilir. Present Perfect'in özelliği buydu zaten. Şöyle bir okla gösterdiğimizde şimdi ile geçmiş arasındaki şu kısmı kapsıyor Present Perfect. Yani buraya şimdi dersek. Örnek verelim. Mesela tanıdığımız birinden bahsediyoruz. Hala tanıdığımız birisi ise bu. Bakın I still know her. Burada I have known Julia for 10 years. 10 yıldır ben onu tanıyorum. Bakın geçmişte başlamış tanıma bilme işimiz ve 10 yıldır devam etmekte ve hala devam etmekte. Ben onu hala biliyorum. Bitmiş eylemlerde ise aynı durumun bitmiş eyleminde ise biz past simple'ı kullanırız. Yani geçmişte bir yerde kalmıştır artık. Şimdi bir arkadaşımızı düşünelim. Biz onu daha önceden tanıyorduk fakat o daha sonradan taşındı uzağa taşındı ve we of touch burada artık iletişimimiz koptu. 10 yıldır tanırdım. Hani düşünün neyden bahsediyor? Bu zamanımızın geçmişte bir dönemin 10 yılından bahsediyor. Burada 10 yıl yapısı olsa bile anlam olarak nasıl bir yapı var? Artık geçmişte bağ kopmuş bunun. Yani eskiden tanırdım ama artık aramıza bir ne girdi? Bağ kopardık. Biz artık görüşmüyoruz şeklinde. Bitmiş bir eylem. Bir kişinin hayatındaki biten eylemler. Bakın bir kişinin hayatındaki biten eylemler. Fakat burada kişi hala yaşıyor olacak ve bu yaşam tecrübesi gibi olacak kişinin. Yani biten eylemler hangileri? Mesela bir yerde bulunmak, bir yemeği tatmak gibi bir kişi hayat tecrübesi olarak adlandırabileceğimiz şeyler de yine Perfect Tense'de anlatılır İngilizce'de. Mesela Meksika'ya gitmek. Meksika'ya daha önce 3 kez gitmiş. Dikkat edin yani gitme bulunma eylemi şu anda aslında yok bunun. Fakat şimdiye kadarki hayat tecrübesinden bahsettiği için burada üç kez dediği için bunu da biz perfect tense'de anlatıyoruz. Yani yaşam tecrübeleri, hayat tecrübeleri kişi hayattaysa perfect tense anlatıyor. Fakat kişi ölmüşse aynı kişinin hayattaki tecrübelerini bu sefer biz past simple tense anlatıyoruz. Mesela benim büyük büyük annem ne yaptı? Meksika'ya gitti üç kez. Yani bu artık ölü. Büyük büyük annesi ölü demek ki artık gidemez. Bir yaşam tecrübesi ee, eklenemez. Yani perfect tense'in özelliği bu. Şimdiye kadar üç kez gittim ama hala ekleme ihtimalim var. İleride bu beşi çıkabilir. Ama ölü kişiye bunu ne yapamazsınız? Tekrardan bir tecrübe ekleme şansınız yok. Geçmiş bitmiş ama şu anı sonucu etki eden eylemler. Yani geçmişte yaşanmış bir eylem var ama etkisi hala devam ediyor. Mesela yağmur yağmak olabilirdi ya da şuradaki gibi düşün anahtarlarınızı kaybetmişsiniz. Sonuç ne? Sonuç I can't get into my house. Evime şu anda giremiyorum. I have lost my keys'in yani daha önceden anahtarlarımı kaybetme olayım. Geçmişte bitmiş olsa bile sonucu şu ana etki ettiği için perfect'te kullandım. Şu an etkisi olmasaydı ne yapacaktım? Yani dün kaybettim örnek bir anahtarlarımı. Bakın lost kullandım burada. It was terrible. Yani korkunçtu. Şu anda bir etkisi yok. Ben artık yani dün anahtarlarımı kaybetmiştim. Yenilerini aldım. Şu an etki etmediği için bunu anlatırken ne yaptım? Dün kaybetmiştim ve kaybetme olayımın şu an etkisi olmadığı için de bunu past simple tense kullan. İçinde bulunulan zaman dilimindeki eylemler. Mesela hafta bitmemiş. Bu hafta Ay bitmemiş bu ay ya da bugün henüz bitmediyse yani e, bitmeyen bir zaman diliminin içindeysek. Mesela hafta 7 gün biz perşembedeyiz yani Thursday'deyiz. Bununla ilgili I have seen John this week dediğimizde bakın perfect tense kullanıyoruz. Yani hafta henüz bitmediği için zaman dilimi bitmediği için bu tür yapılarda içinde bulunduğumuz zaman dilimi ay bitmemişse perfect tense kullanıyoruz. Gelelim benzerini past tense'de işte nasıl oluyor? Eğer last yapılarını görürseniz, last, yesterday, dikkat ederseniz bunlar artık geçmişte kalmış. Geçen hafta, geçen ay ya da dün. Artık bunların herhangi bir şeyi de değiştirme şansı yok. Bunu biz I show diyerek gördüğünüz gibi ne yapmışız? Past simple tense ise kullanmışız. Genelde temeldeki farklar bunlar. Yani bitmemiş ve hala devam eden ya da etkisi devam eden olaylar zaten perfect tense'le anlatılır İngilizcede. Bitmiş olayları ise past simple ile anlatıyoruz. Kullanımda neye dikkat edeceğiz? Kullanımda eğer öznemiz ben, sen, you'yu böyle yazmayalım. We ve they bu öznelerse Bakın perfect tense'de, perfect tense'de. E, bu öznelerden sonra have yardımcı fiili, daha sonra da fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Veya fiil düzenlisi tabii id takısı alıyor, üçüncü hali yoksa. Have yapısı önemli have I, de Have'i her zaman görüyoruz. Yani have yardımcı fiili her zaman için perfect tense sabit. Cümle olumlu da soru da olsa olumsuz da olsa her şekilde have'i görüyoruz. Aynı şekilde he, she, it de küçük bir değişiklik var. Tıpkı have yapısı e, sahip olmak yapısındaki gibi have hez anlamına geliyor burada. Yine fiilin üçüncü hali ve id takılı hali ortak burada. He she de sadece değişen yani fiilin hez olması oluyor. Fiil daima 3. halinde ya da id takılı halinde perfect tense'de. Yani her zaman biz fiil 3. halinde görüyoruz. E, aynı şeyi Past tense için konuşacak olursak. Past tense durum biraz farklıydı hatırlayın. Eğer cümlemiz olumluysa tüm öznelerimizde ortak bu kurallar. Yani tüm öznelerde bu sefer öznelerle değişmiyor kurallarımız. Ne yapıyoruz? Cümlemiz olumluysa fiilin ikinci halini veya yine fiili id takısı ekliyoruz eğer düzenliyse. Burada ikinci hali burada üçüncü hali. Cümlemiz olumsuzsa... Aynı şekilde yine tüm öznelerden sonra ne yapıyoruz? Öznelerimizi yazıyoruz buraya. Sonrasında didn't kullanıp fiilin birinci hali çekiyoruz fiilimizi. Eğer soru cümlesi yapacaksak da yine tüm öznelerimizde ortak. Did yardımcı fiilini getirip şuraya öznelerimizi yazdıktan sonra yine fiilin birinci halini yazıyoruz. Yani demek ki past tense'de fiilin ikinci hali bize sadece cümle olumluyken lazım. Perfect tense'de ise fiilin üçüncü hali ya da id takılı hali her zaman lazım. Buna dikkat edelim ve yardımcı fiiller her zaman görünür haldeler perfect tense'de. Past tense'te dikkat edersiniz yardımcı fiil olumlu cümlede görünür halde değil. Sadece cümle olumsuz ve soruysa did ortaya çıkıyor. Did ortaya çıktığında fiilleri tekrar eski haline, birinci haline döndürüyor. Yani fiile herhangi bir ek ya da değişiklik yapmıyoruz. Gelelim hangi zaman yapıları past, per, past simple ve present perfect'te ayırır. Ever yani sorularda hiç anlamına gelir ever yapısı hiç yaptın mı gibi bir anlama gelen yapıdır. Yet, henüz, hala gibi bir anlamdadır. Genelde e, cümle olumsuzsa ve soru cümlesi ise kullanıyoruz biz bunu. Yani henüz yapmadım ya da henüz yapmadın mı, hala yapmadın mı gibi. Already çoktan anlamında bir yapı. Yine sorularda ve cümle olumluysa görüyoruz daha çok. So far, şimdiye kadar demek. Zaten mantık olarak dikkat ederseniz perfect tense mantığına çok yakın yani so far, şimdiye kadar. Zaten bu süreye kadar geçen zaman diliminde biz perfect tense tercih ediyorduk. Yine until now şimdiye kadar demek. Just now daha demin daha yeni demek. Yine bu tarz yeni olan olaylar da yani az önce olduğu için olay taze olan olaylar da biz perfect tense ingilizce tercih ediyoruz. Yani az önce geldim daha daha yeni oturdum falan tarzı cümleleri biz just now cümleleri perfect tense e yakın olarak görüyoruz. Right now hemen şimdi demek, bu biraz daha aslında ne yapısı, şimdiki zaman yapısı ama perfect e görebiliriz. Recently yine perfect tense'in çok önemli yapılarından birisi. Son dönemler demek. Yani son dönemlerde nedir? Mesela bir gelişim oldu. Son dönemlerde ekonomi gelişmektedir. Bakın perfect tense mantığına çok uygun. Yine lately son dönemlerde, son zamanlar demek aynı anlamda. den beri demek çok sık karıştırılan yapılardan biri. Since ve for zaten perfect tense çok sık anlatılır. For ise dirdir demek. Genelde yapı olarak bu neyi anlatır? Since bir zamanın genelde e, neyi varsa eğer zamanla ilgili bir başlangıç noktası varsa, başlangıç noktasından bahsediliyorsa since'tir. Eğer bir sürenin işte ne kadar sürdüğü bahsediliyorsa lent diyoruz biz buna. Yani sürenin uzunluğu varsa da burada da biz for'u kullanmayı tercih ediyoruz. Over the last weeks yani son haftalarda bakın last weeks burada sizi yanıltmasın. Over, over son dönemlerde, son haftalarda gibi bir anlama geliyor. Son haftalarda yapısı yine lately ile aslında ya da e, recently ile aynı anlamda. These few months yine bu birkaç ayda anlamında. Bu birkaç ayda yine son birkaç aydan bahsettiği için perfect tense yakın. Right now hemen şimdi demek. How long sorusunu biz genelde perfectle görüyoruz. Yani ne kadar süredir sorusu bu zaten. Ne kadardır gibi bir çeviri yapabiliriz. Have you ever yapısını gördüğümüzde zaten artık bu perfect diyeceğiz. Yani hiç yaptın mı gibi bir anlama geliyor. Past simple'da ise durum ego yani 3-5 yıl önce derken biz ego'yu kullanıyoruz. Eğer geçmiş tarih varsa inle Bakın inli bir tarih görürsünüz. Past simple'dır. Bu tarihte since varsa da present perfect'tir. In December yine bir ayın önünde in görürsek işte Aralık'ta derken. At Easter bakın bir ne yapılmış? tatil verilmiş. Herhangi bir bayram verilmiş. At yani şu tatilde. Geçmişteki bir tatilden bahsediyorsa tabii ki. Geçmişteki bir bayramdan. Last yapıları zaten. Last week, geçen hafta, last time, geçen sefer. Burada geçen sefer demek last time. First time ilk kez yani ilk kez şunu yaptım bunu yaptım derken first time yapılarında past simple yani ilk yaptığınız işi anlatırken geçmişte kaldığı için past simple'ı kullanıyoruz. After sonra demek. Bu yine şunu yaptıktan sonra. Yesterday dün zaten bitmiş. Before yine önce yapıları past simple için belirleyici olacak yapılar. When i was 19 geçmişte eğer yaşımızı vermiş ve işte 19 yaşındayken işte 5 yaşındayken falan gibi yapılar kullanırsak da yine bitmiş bir yapı olduğu için neyi tercih edeceğiz? Past simple yapısını tercih etmeye çalışacağız. Şimdi gelelim alıştırmalarımız üzerinden gidelim bir de. İlk cümlemiz yani choose the correct answer. Burada doğru olanı seçeceğiz. I am really hungry. Çok açım diyen birisi var burada. Çok aç olduğunu belirtmiş. Bakın yet yapısı var. Yet yapısı kırmızıya geçsek daha iyi olacak herhalde. Biraz daha küçültelim şöyle. Evet. Hungry ve yet yapısı. Şu anda aç hala aç. Demek ki henüz hala yememiş. E, hala yemedim yapısını burada biz bakın geçmişli değil neyle kuruyoruz? Şimdiye etki ettiği için I haven't eaten diyerek geçmişten gelip şu ana kadar etki eden bir durum olduğu için hala açlığımız devam ettiği için I haven't eaten perfect tense kullandım. A week ago ne demiştik? Önce yapıları daha önce 3 hafta önce 5 yıl önce gibi yapılar ne gerektirir? Past simple gerektirir. Bir hafta önce yapısını ben ne yapacağım? Onlar vardılar şeklinde they arrived yani fiilin ikinci halini kullanacağım burada. Perfect tense'e gerek yok. Geçmiş zamanı kullanmam yeterli. for three years, for yapıları ve since yapıları eğer bu şekilde eğer bir başlangıç noktası ya da süre belirtiyorsa buradaki mesela 3 yıldır denilmiş gördüğünüz gibi. 3 yıldır yapısı nedir? Burada 3 yıldır çalışmaktadır anlamı var. Yani geçmişte başlamış ve 3 yıldır çalışmaya devam ediyor. Bu tür durumda biz perfect tense tercih edeceğiz. Perfect tense de niye arıyorduk? Have, has, fiilin 3. hali ya da id takılı hali. We have worked. Burada çalışıyoruz. 3 yıldır çalışmaktayız. Ee, yine zaman yapımıza bakalım. Yesterday isminin yani dünde kalmış. Dünkü toplantıdan bahsediliyor. Dünkü toplantıda bir durum anlatılıyorsa ne yapacağız? Bunun geçmiş zamanlı olduğunu. Yani onlar beni tanımadılar diyor. Recognize böyle tanımak demek. Baktığımızda have yapısı, didn't yapısı hangisi past simple? Tabii ki didn't yardımcı fiili bize past simple olduğunu bu yapının anlatıyor. Ve burada da dün yapısından dolayı, dün zamanından dolayı didn't recognize'ı işaretliyorum. Since yapısı var. Cuma'dan beri, cuma'dan beri hastanedeymiş kim? neighbor komşumuz bizim komşumuz bu durumda ne yapmalıyım ben cumadan beri demek ki hala hastanede cuma başlamış ve hala devam ediyor o yüzden burada bir yapısını was kullanırsam geçmiş zaman olur hezbin olarak kullanmam gerekiyor ki hala hastanede olduğunu belirtmiş oluyor yine many times bu tür yapılarda bakın yurt dışına ziyaret ettin mi hiç yani yurt dışına gitti mi çok kez gibi bir soru var burada. Bu şekilde tecrübe sorulan soruları perfect tense sormayı tercih ediyoruz biz. Yani geçmişte kalmamış tecrübelerini geçmişten günümüze tecrübelerini neyle soruyoruz? Have you traveled diyerek perfect tense yapısıyla soruyoruz. Yardımcı fiilimiz ve fiilimizin id takılı hali. İkinci yapımız ikinci kısımda ise artık bize fiiller verilmiş fiillerle tamamlanmamız için yine biz zaman yapılarına bakacağız zaman yapılarından sonra da fiillerimizin düzgün hallerini yazmaya çalışacağız. İlk cümlemizde recently son dönemlerde son dönemlerde ne demiştik yapı olarak zaten direkt perfect tense anlatıyor bize son zamanlarda yapmadı gibi. Şimdi baktığımızda not ve call yapısını görüyoruz aramadı beni aramadı diyeceğiz özlemiz kim John perfect tense tercih gitmemiz gerektiği için üçüncü tekil öznemiz var burada. Ne yapmamız gerekiyor? John tek özne olduğu için, he, bir olduğu için. Önce hezi yazacağız. Arkasından not, istersek bunu birleştirebiliriz. Yani hasn't haline de getirebiliriz şu şekilde. Fiilimiz call, call'un üçüncü hali yok. Düzenli bir fiil olduğu için sadece iyi takısı eklemem yeterli. John has not called ya da hasn't called. Last month, last bakın direkt kendi belli ediyor ya. Geçen ay, geçen ay yapısı, geçen ay yeni bir araba satın aldık. Yani bitmiş, olmuş, bitmiş geçtiğimiz aydan bahsettiği için. Şimdi buy satın almak fiili. Geçmiş zamanlı kullanacağım için fiilimin ikinci halini kullanacağım. O da bought olacak. Onlar geçen ay yeni bir araba aldılar. Yine yet yapısı var gördüğünüz gibi. Hala henüz. Şimdiye kadar ne yapmadı? Return yani testleri geri döndürmedi gibi bir anlam var tabii ki burada. Biz burada ne anlayacağız? Teslim etmedi yani testleri. Şimdi baktığımızda the teacher tekil bir özne mi? Evet tekil bir özne. Ne gerekiyor? Yetten dolayı perfect tense gerekiyor. Hala yapılmadığı için olay. The teacher'dan sonra yardımcı filo olarak hezit tercih edeceğim. Arkasından Has not ya da hasn't yapabilirim yine çünkü not var. Sonrasında return baktığımda ikinci, üçüncü hali yok bu düzenli bir fiil. O yüzden id takısı ekliyorum. Has not returned diyorum. How long sorusu için ne demiştik? Perfect tense sorusudur demiştik. How long? Ne zamandır bu problemi biliyorsun? Yani sen ne, ne kadar süredir biliyorsun bunu? Demek ki geçmişten günümüze gelen bir problem var. Ne kadar süredir bildiği ile ilgili bir soru var hemen yapalım. She öznemiz. Yardımcı fiil olan his'i buraya yazacağım. Daha sonra fiilim bakıyorum. No. Bunun üçüncü hali var mı? Var. How long has she known about this problem? Yani ne kadar süredir bizim bu problemimizden haberdar biliyor. Yine you ever ever gördüğüm yer zaten artık benim için bir tecrübe sorusudur. Yani sen böyle hiç such an unbelievable story. Yani bu, bu kadar böyle enteresan, inanılmaz bir hikaye duydun mu gibi bir soru var burada. Hiç duydun mu? Hemen öznemize bakıyorum. Öznemiz you yardımcı fiil olarak perfect tense'de have gerektirir. Sonrasında da heard'ü yani fiilimin üçüncü halini kullanacağım. Have you ever heard? Hiç böyle bu kadar bir hikaye duymuş muydun şimdiye kadar? Yani tecrübe soruları zaten. Have you ever soruları. When I was a child. Bakın direkt ortada. Ben küçük bir çocukken. Yani ben çocukluğumdan anlatıyorum. İngiltere'de 2 yıl yaşadım. Bakın yine for yapısı var. Fakat burada dikkat edin. Diğer fordan farklı bu. Az önceki for 3 yıldır burada çalışıyoruz. Herhangi bir değişiklik yoktu. Bu ise i̇şte çocukluğundan bahsediyor. Yani geçmişe gitmiş artık. Doğal olarak İngiltere'de 2 yıldır yaşadığından bahsederken. Geçmiş zamanlı bir yapı gerekiyor burada. İngiltere'de 2 yıl boyunca yaşadım. Bitti artık o yani. Çocukken yaptım ben bu işi. O zaman live düzenli bir fiil olduğu için ed takısını ekliyorum. Ben İngiltere'de yaşadım diyorum. For my birthday doğum günüm için ne yapmış? E, hediye almış o. Burada satın almak. Geçmiş zamanlı bir yapı zaten. Satın aldı benim doğum günüm için. Bir hediye satın aldı. He bought me a beautiful gift. Burada zaten perfect tense gerektiren herhangi bir şey yok. Yani satın almaktadır, hala almaktadır falan gibi bir durum yok. Satın aldı, bitti doğum günüm için böyle bir şey satın almış. Satın alma gibi eylemler zaten çok fazla böyle perfect yapılar. Yani satın alınmaktadır gibi falan uzayan yapılar değil daha çok açıkçası. I am so excited to have a dog. Şimdi bir köpeği olmuş demek ki. Çok heyecanlıyım diyor köpek sahibi olduğum için. Hep bir tane istemiştim diyor. Yani her zaman bir tane istemiştim. Bu tür yapılarda biz perfect tense tercih ediyoruz. Yani I have always dedikten sonra burada want yapısına ed takısı ekliyorum düzenli olduğu için I have always wanted. Ben her zaman bir tane istemiştim şimdiye kadar. Şu anda da köpek sahibi olduğu için çok heyecanlıyım. Burada neyi anlatıyoruz. Aslında biz perfect tense geçmişten şimdiye kadar hep bir tane istemiştim gibi. Aslında yaptığımız eyleme daha çok vurgu yapıyoruz. Yani perfect tense aslında biraz daha vurgu eylemler üzerine yani yapılan işler üzerine yoğunlaşıyor. Yani zamanı biraz geride bırakarak işin üzerinde biraz vurgu var cümlelerde. Geçmiş zamanda ise zaman çok belirgin yani zamanı şak diye görüyoruz cümlede. E zamanla birlikte yine eylemin üzerine vurgu var fakat zamanda çok belirgin bir şekilde hissediyoruz. Yani dün, geçen ay falan gibi cümleyi kuruyor. Şimdi yanlış verilmiş cümleler bunları düzelteceğiz beraber. Mesela have you ever eat Chinese food? Bakıyorum burada yanlış olan kısım ne? Have you ever yani hiç Çin yemeği yedin mi? Yapı olarak have you ever yapısı doğru fakat fiilin üçüncü hali kullanılmamış. Ne olacak burada? eaten olarak düzeltmemiz gerekiyor. Have you ever eaten Chinese food diyeceğiz. Mr. Brown already left the office. Bakalım already left. Yani çoktan ayrıldı. Bu çoktan yapılarında da yine biz yani çoktan yaptım ben ödevimi çoktan bitirdim yapılarını da perfect tense tercih ediyoruz. Burada o yüzden yani geçmişte kalmış olsa bile çoktan yapılmış olsa bile already yapısını gördüğümüzde buranın biraz perfect olduğunu düşüneceğiz. Burada eksik olan ne? Mr. Brown'dan sonra perfect olması için burada biliyorsunuz yardımcı fiil olan has lazım bize. Have has yapısından tekil olduğu için hezi tercih ediyorum buraya. Şu araya bir has gerekiyor. Already'den önce has already left the office. She has moved to another city last year. bakalım last year. Geçen yıl taşınmış. O zaman ne ihtiyacım yok benim? Perfect yapıya ihtiyacım yok. Şunu sildiğimde she moved to yeterli burada. Yani o geçen yıl başka bir şehre taşındı. Geçen yıl oldu bittiği için perfect ihtiyaç duymuyorum. Since a year We haven't been abroad. Evet yani burada yapı olarak doğru bir cümle var. Yurt dışına çıkmadık diyor. Since'li bir yapı kullanılmış burada. Dikkat edersiniz. Since için ne demiştik? Since yapısı başlangıç noktası olacak. Yani şu tarih, bir tarih verecek bize. Şu yaşımdayken 1995 geçen işte yaz 20 ay Temmuz'un 25'i gibi başlangıç noktası verecek bize. Burada ise süreç verilmiş. Yani lent verilmişse, uzunluk verilmişse biz burada for'u kullanırız. Burada for a year daha doğru bir yapı olur. Yani bir yıldan beridir yurt dışına gitmiyoruz. They have sent out the invitations yet. Bakın henüz yapısı var. Fakat cümle olumlu. Yani davetiyeleri henüz dağıtmadılar, göndermediler gibi bir yapı var burada. Tabii ki ne yapacağım ben burada? Have değil, haven't kullanmam gerekiyor. Henüz göndermediler. Hala göndermediler. Yet için ne demiştik? Olumsuz veya soru cümlelerinde kullanılır. Yani henüz yap, hala yapmadın mı ya da henüz yapmadım anlamlarında. The lesson has started ten yani 10 dakika önce başlamış bakın ama has started olur mu olmaz tabi the lesson started 10. yani bitti 10 dakika önce başladı artık perfect tense'e ihtiyacım yok Hezi siliyorum Jack cili görmedi. Evet görmüyor. Hala görmemiş olabilir. Hasn't seen. Since yapısı var. She has graduated. Bakın since yapısı başlangıç noktasını verdiği için Since yapıları geçmişte kalan yapılardır. Yani geçmişte bir şey başlamıştır. Bugüne kadar devam ettiğini biz cümlemizin şu kısmını perfect tense kullanırız. Çünkü o hala devam ediyordur. Ama since de ben başlangıç noktasını veriyorum. O geçmişte kalmış artık. Şurada since she has graduated diyemem ben. Since she graduated yani o mezun olduğundan beri o başlangıç noktası geçmişte kaldı artık. Bitti burada perfect'e ihtiyacım yok. Ama cümlemin kendisi hala görmeme olayı perfect'le devam edecek. Did she just leave? Yeni mi ayrıldı? Hayır tabii ki has olacak. Burası just olduğu için daha demin mi? Bu tür yapılarda biz perfect tense der diyoruz. Has she just left? Daha demin mi ayrıldı? Daha az önce mi ayrıldı? Just yapısını, already yapısını, yet yapısını gördüğünüzde bunların perfect tense olduğunu bilmeniz gerekiyor. Evet konu anlatımız bu kadar. Yine görüşmek üzere inşallah.